Bir insanın yapısı, muhteşem bir karmaşıklığın eseridir. İnsan bedeni, doğanın en ince detaylarıyla işlenmiş bir şaheseri olarak karşımıza çıkar. Ancak, insanın en etkileyici ve sıra dışı yönü, hiç şüphesiz, beynin derin sırlarıyla dolu dünyasıdır. Beyin, insanın merkezi kontrol ünitesi olarak kabul edilir ve tüm bedensel ve zihinsel faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. İnsan yapısındaki bu küçük ama güçlü organdan, fiziksel varlığımızın ve ruhsal deneyimlerimizin temelini atan birçok süreç yönetilir. Ancak, beynin rolü sadece vücuttaki işlevlerin kontrolüyle sınırlı değildir. Aynı zamanda, duygularımızın, düşüncelerimizin ve hatta kimliğimizin oluşumunda belirleyici bir etkisi vardır. Beyin, insanı insan yapan en temel unsurlardan biridir. Bu belgesel, insanın yapısının en gizemli ve keşfedilmemiş bölgelerinden biri olan beyin üzerine odaklanıyor. Beynin karmaşıklığını ve önemini anlamak için derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Beyin anatomisinden, işleyişine, duygusal bağlantılarından, öğrenme süreçlerine kadar, beynin bizi nasıl etkilediğini ve dünyayı nasıl algıladığımızı şekillendiren yönlerini keşfedeceğiz. Beyin, insan vücudunun en karmaşık ve merkezi organıdır. Anatomik olarak, 3 ana bölgeden oluşur. Bu bölümler, beyincik, beyin sapı ve beyin hemisferleridir. Her bir bölge, benzersiz görevler üstlenir ve vücudun farklı fonksiyonlarını kontrol eder. Beyin hemisferleri, büyük ölçüde sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılır. Sol beyin, genellikle dil, matematik ve analitik düşünme gibi mantıksal işlevlerle ilişkilendirilirken, sağ beyin, genellikle sanat, müzik ve duygusal işlevlerle ilişkilendirilir. Beyin hemisferlerinin birlikte çalışması, karmaşık düşünme ve davranışların ortaya çıkmasını sağlar. Beyin, nöron adı verilen sinir hücreleri tarafından kontrol edilir. Nöronlar, elektriksel sinyalleri ileterek ve kimyasal sinyalleri alarak bilgi iletimi ve işlemesi için birbirleriyle iletişim kurarlar. Beynin içindeki nöronlar, sinir ağları ve bağlantıları oluşturarak bilgiyi işlerler ve saklarlar. Bu sinir ağları, öğrenme, hafıza ve diğer bilişsel işlevler için kritik öneme sahiptir. Beynin işleyişi, sinir iletimi ve sinir ağlarının etkileşimiyle belirlenir. Sinir hücreleri arasındaki bağlantılar, sinirsel plastisite adı verilen sürekli bir değişime ve uyarlamaya izin verir. Bu durum, deneyimlerimize ve çevresel etkilere göre beyin yapılarının ve işlevlerinin şekillenmesine olanak tanır. Beynin işleyişi, birçok karmaşık kimyasal ve elektriksel sürecin bir araya gelmesiyle oluşur. Kimyasal sinyaller, sinir hücrelerinin uyarılmasını ve iletişimini sağlar. Elektriksel sinyaller ise, sinir hücrelerinin içinde ve çevresinde hareket eder. Bu karmaşık süreçlerin bir araya gelmesiyle, düşünme, duygulanma, hareket etme ve diğer bilişsel ve duygusal süreçler gerçekleşir. Nöronlar, sinir sisteminin temel yapı taşlarıdır ve bilgi iletimi için özel olarak adapte edilmiş sinir hücreleridir. Beyin, omurilik ve vücudun diğer sinir sistemlerinde bulunan milyarlarca nöron, karmaşık bir ağ oluşturur. Bu nöronlar, bilgiyi alır, işler, iletilir ve saklarlar. Bir nöronun ana bileşenleri şunlardır. Beyin hücrelerinin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini incelediğimizde, soma veya hücre gövdesi önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkar. Soma bölgesi, bir nöronun genellikle yuvarlak veya oval şekilli merkezi kısmıdır. Nöronun çekirdeği, sitoplazması ve birçok organeli soma içerisinde bulunur. Soma bölgesi, nöronun hayatta kalması ve işlevlerini gerçekleştirmesi için gerekli olan proteinlerin ve diğer moleküllerin sentezlendiği ve taşındığı bir merkezdir. Aksonlar, nöronun uzun ve genellikle tek bir uzantısıdır. Hücre gövdesinden uzak bölgelere doğru uzanır ve nöronun çıkış verisi taşıyan bir iletişim hattı görevi görür. Aksonlar, sinir sinyallerini vücudun bir bölgesinden diğerine iletmekte görevlidir. Akson terminalleri adı verilen dallar, aksonun sonunda bulunur ve sinir sinyallerinin başka nöronlara veya hedef hücrelere iletilmesini sağlar. Aksonların yüzeyinde, miyelin adı verilen bir madde bulunabilir. Miyelin, aksonu yalıtarak, elektrik sinyallerinin daha hızlı iletilmesine olanak tanır.
dendritler, nöronun hücre gövdesinden çıkan kısa ve dallı uzantılardır. Genellikle bir nöronun birçok dendriti bulunur ve bu yapılar, nöronun çevresinden gelen sinirsel uyarıları alarak nörona iletilmesini sağlarlar. Dendritlerin yüzeyinde çeşitli reseptörler bulunur ve bu reseptörler, nörotransmitter adı verilen kimyasal sinyalleri yakalar. Dendritler, nöronun bilgi alımını sağlayan önemli yapısal bileşenlerdir. Nöronlar arasındaki iletişim, sinaps adı verilen küçük boşluklar aracılığıyla gerçekleşir. Bir nöronun akson ucu, diğer nöronun dendritleriyle sinaps oluşturur. Sinapslar, bir nöronun elektriksel sinyalini kimyasal sinyallere dönüştürerek bilgi iletimini sağlar. Dendritler ve aksonlar, sinir hücrelerinin yapısal ve fonksiyonel öğeleridir ve sinir hücreleri arasındaki bilgi iletimini sağlamak için bir arada çalışırlar. Sinir hücrelerinin bu uzantıları sayesinde çevresel uyarılar algılanır, işlenir ve yanıt verilir. Sinir ağları, birçok nöronun bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık ağlardır. Beyin ve omurilikteki sinir ağları, duyusal girdileri işler, motor kontrolü sağlar, duyguları düzenler ve karmaşık bilişsel işlevleri destekler. Sinir ağları, sürekli bir değişim ve uyum içinde olup, deneyimlerimize ve çevresel etkilere bağlı olarak şekillenir. Sinir ağları, sinir hücrelerinin birbirine bağlanmasıyla oluşur ve belirli görevleri yerine getirmek üzere örgütlenir. Örneğin, görme sinir ağı, görsel bilgileri işlemek için, duygusal sinir ağı ise, duygusal deneyimleri düzenlemek için özelleşmiştir. Nöroglia hücreleri, nöronlara destek sağlayan ve çeşitli işlevleri yerine getiren diğer beyin hücreleridir. Nöroglia, beyin dokusunu besler, temizler, destekler ve korur. Ayrıca, nöronları yalıtarak sinir iletimini hızlandırır, sinir hücrelerinin metabolizmasını düzenler ve beyin omurilik sıvısının dengesini sağlar. Beynin çeşitli bölgeleri ve her bir bölgenin farklı fonksiyonları bulunmaktadır. Beynin ön bölgesi, yani frontal lob, diğer bölümlere göre bir şef gibi çalışır. Planlama, karar verme, hatta kişilik ve sosyal davranışlar burada şekillenir. Örneğin, bir yemek siparişi verirken frontal lobunuz iş başındadır. Hangi yemeği seçeceğinize, ne zaman sipariş vereceğinize ve yemeği nasıl paylaşacağınıza karar verirsiniz. Parietal lob, yani beynin arka kısmı, tam bir düzenleyicidir. Duyusal algılar, yani dokunma, sıcaklık ve basınç gibi duyumlar burada işlenir ve düzenlenir. Ayrıca, sizi çevrenizdeki dünyada konumlandırmanıza ve dikkatinizi odaklamanıza yardımcı olur. Örneğin, topu tutarken veya bir yere dikkat kesilirken, parietal lobunuz devrede olur. Temporal lob, işitsel bir müzik kutusu gibidir. İşitsel bilgileri işler, sesleri tanır ve hafızaya alır. Hatta dil yeteneğimizin de bir kısmı burada yer alır. Yani, sevdiğiniz şarkıyı hatırladığınızda, temporal lobunuzun çalıştığını söyleyebiliriz. Okipital lob, beynin görme merkezidir. Gözlerimizde aldığımız görsel bilgileri işler, yani ne gördüğümüzü ve gördüklerimizin ne anlama geldiğini anlamamızı sağlar. Beynin bu lobu olmasaydı, güneşin doğuşunu ve batışını göremezdik. Beyin sapı ve beyincik, beynin temel çalışanlarıdır diyebiliriz. Beyin sapı, hayati işlevleri düzenler ve kontrol eder. Nefes almak, kalp atışları ve sindirim gibi vücudun temel işlevleri beyin sapının emri altındadır. Beyincik ise hareketlerimizi koordine eder ve dengeyi sağlar. Her bir beyin bölgesi birbirine bağlıdır ve birlikte çalışır. Bu yüzden, beynin her bir parçasının ne işe yaradığını bilmek, insan davranışları ve düşüncelerini anlamamıza yardımcı olur. Beyin, karmaşık bir elektriksel aktivitenin ortaya çıktığı bir yerdir. Bu noktada, bu aktivitenin bir göstergesi olan beyin dalgaları devreye giriyor. Beyin dalgaları, elektroensefalogram adı verilen bir teknikle ölçülür ve farklı durumlar ve aktiviteler sırasında değişiklik gösterir. Beyin uyanık ve aktif olduğunda, beta dalgaları hakimdir. Bu dalgalar, günlük faaliyetlerimizde, düşünme süreçlerimizde ve genel zihinsel aktivitelerimizde önemli bir rol oynar. Alfa dalgaları, gözler kapalıyken veya dinlendiğimizde ortaya çıkar.
rahat bir bilinç durumunu temsil eder ve meditasyon ya da hafif uykuda da gözlemlenebilir. Teta dalgaları, derin rüyalar, hayal kurma ve hafif uyku sırasında ortaya çıkar. Yaratıcılık ve içsel dünyamızda bağlantı kurma ile ilişkilidir. En yavaş ve en büyük dalga boyuna sahip olan delta dalgaları, derin uyku sırasında ortaya çıkar. Bu dalgalar, vücut onarımı ve hücre yenilenmesi gibi fiziksel iyileşme süreçleriyle ilişkilidir. Beyin dalgaları, sadece uyku ve uyanıklık durumlarıyla değil, aynı zamanda bilinç haliyle de bağlantılıdır. Bilinç, beynin bir dizi karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Ancak, tam olarak nasıl çalıştığını anlamak, bugün büyük bir bilmecedir. Bilinç, beynin farklı bölgeleri arasındaki iletişim ve senkronizasyonun ürünüdür. Beyin dalgalarının bu etkileşimi, bizlere duygu, düşünce, algı ve hatıralarımızı deneyimleme yeteneği verir. Beynin hafıza mekanizması, onun en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Hafıza, geçmiş deneyimlerimizi hatırlama, bilgiyi işleme ve depolama sürecidir. 3 temel hafıza türü vardır. Sensörü hafıza, duyularımız aracılığıyla aldığımız anlık bilgileri işler. Örneğin, bir müziği duyduğumuzda veya bir yemeğin tadını tattığımızda, bu bilgiler duyusal hafızamıza kaydedilir. Kısa süreli hafıza, geçici bilgileri birkaç saniye veya dakika boyunca saklar. Örneğin, bir telefon numarasını birkaç saniye hatırlamak için kısa süreli hafızamızı kullanırız. Uzun süreli hafıza, bilgileri uzun bir süre boyunca depolar. Burada, çocukluğumuzdaki anılarımızdan, önemli tarih bilgilerine kadar pek çok bilgi yer alır. Öğrenme, beynin sürekli adapte olma ve yeni bilgi edinme sürecidir. Öğrenme, deneyimlerimizden, eğitimden ve çevremizdeki bilgilerden yararlanarak bilgi ve beceri kazanma sürecidir. Bağlam ise, bilginin nasıl sunulduğu ve öğrenme sürecini etkiler. İlgili bağlamda sunulan bilgi, daha iyi anlaşılır ve hatırlanır. Bilginin tekrarlanması, uzun süreli belleğe daha etkili bir şekilde yerleştirilmesine yardımcı olur. Bilginin anlamlandırılması, öğrenme sürecini destekler. Bilgi, mevcut bilgiyle bağlantılı hale getirildiğinde, daha iyi anlaşılır ve hatırlanır. Beyin, duyguların merkezi kontrol noktasıdır. Duygular, beynin çeşitli bölgeleri arasındaki karmaşık etkileşimlerin bir sonucudur. Limbik sistem adı verilen bir dizi yapı, duyguların oluşumunda ve düzenlenmesinde kilit bir rol oynar. Duygusal deneyimlerimiz, beynin içinde kimyasal ve elektriksel sinyallerin bir dansı olarak görülebilir. Düşünceler, beynin bilişsel süreçlerinin bir ürünüdür. Beynin frontal lobu, düşünme, planlama ve problem çözme gibi karmaşık bilişsel işlevlerin merkezidir. Düşüncelerimiz, beynin farklı bölgeleri arasındaki etkileşimlerin bir sonucudur ve karmaşık sinir ağları tarafından işlenir. Duygular ve düşünceler arasında güçlü bir etkileşim vardır. Duygusal deneyimlerimiz, düşüncelerimizi ve algılarımızı etkilerken, düşüncelerimiz de duygusal tepkilerimizi şekillendirir. Beyin, duygusal ve bilişsel süreçler arasında sürekli bir etkileşim içindedir ve bu etkileşim, insan davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini karmaşık bir şekilde şekillendirir. Beyin, insan vücudundaki en karmaşık organdır ve birçok fonksiyonu yerine getirir. Rüyalar ve bilinçaltı da beyin ile yakından ilişkilidir. Rüyalar, genellikle uyku sırasında ortaya çıkar. REM veya hızlı göz hareketi ve non-REM uyku dönemlerinde farklı türlerde rüyalar görülebilir. Rüyaların neden ortaya çıktığına dair kesin bir açıklama olmamakla birlikte, bilim insanları rüyaların çeşitli teorilerini öne sürmüşlerdir. Bu teoriler arasında rüyaların hafıza konsolidasyonuna yardımcı olabileceği, duygusal deneyimlerin işlenmesine katkıda bulunabileceği ve beyin aktivitesinin düzensizleştiği zamanlarda ortaya çıkan bir fenomen olduğu gibi görüşler bulunmaktadır. Rüyaların bir kısmı, bilinçaltındaki düşüncelerin, deneyimlerin ve duyguların yansıması olabilir. Bu nedenle rüyalar bazen bilinçaltımızın bir yansıması olarak görülür. Bilinçaltı, kişinin farkında olduğu düşünceler, duygular ve deneyimlerin ötesinde, farkında olmadığı, ancak davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini etkileyen bir alanı ifade eder.
Bilinçaltı ile ilgili olarak, Sigmund Freud gibi psikanaliz kuramcıları, bilinçaltının insan davranışını derinlemesine etkilediğini ve kişilik gelişiminde önemli bir rol oynadığını öne sürmüşlerdir. Bilinçaltı, bilincimizin altında kalan, genellikle bilinçli olarak erişilemeyen düşünceler, arzular, anılar ve motivasyonlarla dolu olduğu düşünülen bir alandır. Freud'a göre, bilinçaltı zihinsel süreçlerin büyük bir kısmını kontrol eder ve insan davranışının belirleyici bir faktörüdür. Ancak, bilinçaltı ile ilgili görüşler ve araştırmalar zamanla gelişti. Modern psikoloji ve nörobilim, bilinçaltının daha karmaşık bir yapı olduğunu ve sadece Freud'un öne sürdüğü kadar basit olmadığını göstermektedir. Alzheimer hastalığı, en yaygın görülen nörodejeneratif bozukluklardan biridir ve genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar. Alzheimer hastalığı, yavaş yavaş ilerleyen ve hafıza, düşünme becerileri ve sosyal davranışlar gibi bilişsel işlevlerde kademeli bir kayba yol açan bir beyin hastalığıdır. Alzheimer hastalığının erken belirtileri arasında kısa süreli hafıza kaybı ve yeni bilgi öğrenme güçlüğü bulunur. Hastalar, sık sık tekrar eden sorular sorabilir veya bir konuşmayı unutabilirler. Hastalık ilerledikçe, bilişsel işlevlerde geniş bir bozulma meydana gelebilir. Bunlar arasında, düşünme yeteneğinde azalma, karar verme güçlüğü, soyut düşünme yeteneğinde zorluklar ve karmaşık görevleri yerine getirmede sorunlar bulunabilir. Alzheimer hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin etkileşimine bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu hastalık, beyindeki plaklar ve nöronlarda anormal proteinlerin birikmesi sonucu, nöronların hasar görmesiyle ilişkilendirilir. Şu anda, hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Ancak, hastalığın belirtilerini hafifletmek ve ilerlemesini yavaşlatmak için bazı ilaçlar ve tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar arasında kognitif uyarıcılar, bilişsel terapi, fiziksel egzersiz, beslenme düzenlemeleri ve sosyal etkileşim gibi yöntemler bulunmaktadır. Beyni geliştirmek ve korumak, genel sağlık ve yaşam tarzı alışkanlıklarınızı optimize etmekle ilgilidir. Beynin sağlıklı işleyişi için dengeli bir beslenme çok önemlidir. Antioksidanlar, omega-3 yağ asitleri ve diğer besin öğeleri gibi beyin için önemli olan besinleri içeren bir diyet tercih edin. Taze meyve, sebze, balık, tam tahıllar, kuru yemişler ve sağlıklı yağlar gibi besinlerden oluşan bir beslenme programı benimseyin. Düzenli fiziksel aktivite, beyin sağlığınızı destekleyebilir. Egzersiz, beyin kan akışını artırır, stresi azaltır, depresyon riskini azaltır ve bilişsel işlevleri destekler. Beyninizi zihinsel olarak meydan okuyan aktivitelerle meşgul edin. Bulmaca çözmek, yeni bir dil öğrenmek, müzik çalmak veya bir enstrüman çalmak gibi zihinsel egzersizler beyin plastisitesini artırabilir ve bilişsel işlevleri destekleyebilir. Sosyal etkileşim, beyin sağlığınızı destekleyebilir. Aile üyeleriyle, arkadaşlarla veya topluluk üyeleriyle zaman geçirmek, sosyal becerilerinizi geliştirebilir, stresi azaltabilir ve beyin sağlığınızı destekleyebilir. Kaliteli bir uyku, beyin sağlığını korumak için önemlidir. Yeterli uyku almak, beyin fonksiyonlarını destekler, hafıza konsolidasyonunu sağlar ve bilişsel işlevleri geliştirir. Stres, beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Streste başa çıkmak için, gevşeme teknikleri, derin nefes egzersizleri, meditasyon ve yoga gibi stres azaltma tekniklerini uygulayın. Zararlı alışkanlıklar, beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir ve nöronların zarar görmesine neden olabilir. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.